Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle menekşelerin saksılarını nasıl büyütebiliriz onları konuşalım. Şimdi toprağımı hazırladım arkadaşlar ben. Yani ben normalde bardaklara menekşelerimi dikiyorum. Ama bardaklardan böyle saksılara nasıl alabiliriz? Onu göstereceğim size arkadaşlar. Bunları ben yaptım, hazırladım. Topraklarını böyle bir bardağı içine, mesela benim şimdi bu menekşem fitili sulamada böyle bir bardaktı arkadaşlar. Şimdi bunu zaten çiçekli hissettirmeden nasıl saksısını büyütebiliriz, saksıya alabiliriz bunu. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir saksım var. Menekşeler normalde çok büyük saksıları sevmezler ama bazı arkadaşlar saksı da istiyor. Yani normalde evde olanlar. Böyle saksımızın bu bardakla aynı arkadaşlar. Saksının altına azıcık bir toprak koydum. Perlit koydum. Fonza taşı koydum. Kömür koydum. Ve bu şekilde toprağımı hazırladım. İçine bardağı koyarak bu bardağı yerleştirebileceğim bir zemin hazırladım arkadaşlar. Şimdi bardağımızı çıkar diyoruz. Bu şekilde oynatarak içinde fitilimiz, böyle bu şekilde fitilimiz var arkadaşlar. Çok güzel kökleri. Bunlar fitili sulamadı arkadaşlar. Bunların toprakları yeni, temiz. Topraklarını dökmeye hiç gerek yok. Zaten o yüzden hissettirmeden saksı değişimi diyoruz arkadaşlar. Yani saksı büyütme. Bu şekilde arkadaşlar. Köklerimiz gayet güzel. Şimdi onun yuvasını oraya yaptım ben arkadaşlar. Böyle hafif alttan toprağını çok hafif dökebilirsiniz. Çok hafif. Altta zaten normalde ponza taşı veya perlit vardır. Onu bu şekilde dökebilirsiniz alttan. Bunu arkadaşlar bu yuvanın içine bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Direkt yuvanın içine girdi. Hafif bastırdık. Kenarlarından tamamen otursun diye. Çok göbeğini aşağıda bırakmıyoruz arkadaşlar. Yani çok saksı altta olmuyor. Zaten bardağını ölçtük. Aynı şekilde o oturdu içine. Şimdi bu kenarlarından hafif düzeltme yapıyorum arkadaşlar. Topraklarını böyle dikkatlice. Yani dikkat ettiyseniz hiçbir yaprak bile kopartmadım. Çünkü bitkiyi bu sıcaklarda strese sokmak istemiyorum. Zaten yeri genişleyecek. Yani kendi birazcık bir bocalama süresi geçirebilir. O yüzden bu şekilde aldım arkadaşlar. Bu şekilde çiçekli menekşelerinizi saksılara alabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Hiçbir şeysi, zorluğu yok bunun. Yani toprağa biraz az gelmişse bu şekilde takviyeler yapabilirsiniz kenarından. Zaten gerek yok, bu yeterince zaten tam oturdu içine. Yani çok oturdu derler ya, öyle bir şey. Bu tam oturdu içine. Arkadaşlar bu şekilde, bu kadar basit. Ve bu fitilli sulamada olduğu için şu anda buna su vermeyeceğim arkadaşlar. Normalde kendi toprağı sulu. Islak yani. Islak olduğu için şu anda su vermeyeceğim. Ama yarın az bir tarafından havalar da sıcak zaten bu aralar. Yani çok su vermek iyi değil. Havalar da sıcak olduğu için. O kendi nemiyle kendisini toparlayacak. Yani iki günde bir çorba kaşığıyla, iki çorba kaşığı falan. Yani bir çorba kaşığı bir tarafından, bir çorba kaşığı bir tarafından su vereceğim. Ki kendi yeni yerine alıştırsın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir de sizinle yapalım arkadaşlar. Böyle kömür tozu koyuyorum arkadaşlar. Kömür tozu değil de kömürün tanesini. İki parça.
Altına ponza taşı koyuyorum. Çok fazla değil. Bu ponza taşı da yani sulama fazla gelirse alta süzdürsün şeyi. Yani drenaj için arkadaşlar. Drenaj yapmak için. Bu şekilde koydum. Bunu buraya oturtturdum arkadaşlar. Yani bu bardak normal çiçeklerimin olduğu bardakların boyutunda. Şimdi toprağımızı üstünden döküyoruz. Bu şekilde toprağımızı döküyoruz arkadaşlar. Eşit olarak her tarafına toprak gidiyor. Bu şekilde arada sallayalım ki topraklar yerleşsin. Toprağımın içinde arkadaşlar bu zaten torf, yani normal toprak değil. Klasman torf bu. Perlit ve strafor boncuk var arkadaşlar. Başka bir şey yok toprağımın içinde. Yani başka bir şey koymuyorum. Sadece perlit ve strafor boncuk toplar koyuyorum. Böyle kenarlarından hafif hafif bastırıyorum arkadaşlar. Böyle vuruyorum ki toprak yerleşsin. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi saksımız hazır oldu arkadaşlar. Yani çok fazla tıkış tıkış da doldurmamak lazım. Çünkü köklerin hareket etmesi lazım içinde arkadaşlar. Yani toprak suyu görünce kökleri sıkıştırmaması lazım. Köklerin hareket etmesi lazım. Hava alması lazım. Onun köklerin de hava almaya ihtiyaçları var arkadaşlar. Şimdi bunu hazırladım arkadaşlar. Bardağı hafif böyle sallayarak içinden çıkarttığımda bu şekil, bu kalıp gibi kalıyor arkadaşlar. Böyle bir menekşem var. Bu da çiçekli arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım için özel yapıyorum. Normalde ben bardaklara dikiyorum. Yani saksıda göndermek biraz sorun oluyor. Hem külfetli oluyor. Yani kargoyla gönderdiğinde daha fazla yer tutuyor. Daha fazla ağırlık yapıyor. O yüzden çok güzel kök salmış arkadaşlar. Fitillerimizi çıkartıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde alttan hafif alıyorum. Altında çünkü bunun da ponza taşı var. O yüzden o ponza taşlarını oradan alıyorum arkadaşlar. Ve bunu çiçekli olarak içine oturtturdum arkadaşlar. Bu biraz derine gitti. Çok hafif altına toprak ilavesi yaptım arkadaşlar. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bazen de kameranın tam açısını ayarlayamıyorum. Bu şekilde kenarlarını düzeltiyorum arkadaşlar. Yani çok zor değil. Toprağınızın iyi olması, karışımınızın iyi olması, sonucunda iyi olması anlamındadır arkadaşlar. Eğer toprağınız iyi ise hiçbir sorun yaşamazsınız. Toprağınız iyi değilse sorunlar yaşarsınız arkadaşlar. Kenarlarından biraz toprak ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Az gelen yerlere. Şimdi içine yerleştirdiğimizde biraz toprak içine kayabilir. O yüzden kenarlarını dikkatlice her tarafından. Burada bu trail türü bir menekşe arkadaşlar. Bu şekilde büyüyor. Yani çok kafalı bir menekşe. Yani çok yan yavrularıyla bir yanıma devamlı çiçek açan harika bir tür. Sevdiğim türlerden bir tanesi. Bir de pembesi var. O da çok güzel. Şu anda hazır arkadaşlar. Çok fazla toprak koyup boğmak istemiyorum orta göbeğine. O yüzden zaten normal toprağını koyduğumuz için çok fazla gerek yok. Böyle vurmanız veya bu şekilde
zemine vurmanız toprağın tamamen oturmasını sağlar. Arada boşluk kalmaz. Bu şekilde. Bu da oldu. Bu kadar, çok basit. Yani bunun hiçbir zorluğu yok. Ve bu şekilde menekşe çiçekli de olsa toprak değişimi oldu. Zaten toprağını değiştirmiyoruz. Sadece saksısını büyütüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. Bunun bardağı bir küçük bardak. Bir boy daha küçük. Şu iki tane gene kömürümü koydum. Ponza taşımı koydum. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar ponza taşını yıkayıp öyle kullanıyorum. Bir ikincisi perletimi eleyip veya yıkayıp. Yani yıkadım mı biraz kurunması uzun süre sürüyor. O yüzden ben eski bir eleğim var. Terasta üst kat, yani çatı katında çıkıp eliyorum onu. İncelerini kullanmıyorum. İnceleri olmuyor arkadaşlar. Perletinizi de eleyerek kullanın arkadaşlar. Yani bu işi perletle yapmak isteyenler perletini eleyerek kullansın arkadaşlar. Ponza taşı kullanırsanız altında ponza taşlarını yıkayarak kullanın. Yani ponza taşı olması da şart değil. Derelerde normal derelerdeki taşlar olur arkadaşlar. Yani deniz kumu değil. Derelerde, yani normal akarsu derelerinde eğer bulabilirseniz, yani öyle bir imkanınız varsa, yani çok ince kumu değil de normal bu şekilde çakıl taşı büyüklüğünde arkadaşlar, dere kumu, dere taşı kullanabilirsiniz. Ponza taşının yerine rahatlıkla geçer arkadaşlar. Yani biz çok fazla dere tepe gezemediğimiz için şehirde, o yüzden buralarda o imkanımız yok arkadaşlar. Bu şekilde sallayarak toprağın oturmasını sağlıyorum arkadaşlar. Ve kenarlarından böyle bastırıyorum ki bardağı çıkarttığımda çökmeler olmasın, hem de güzel toprak oralarda yerleşmiş olsun arkadaşlar. Çünkü çok fazla menekşemiz büyük. Bir de çiçekli çok fazla incinmesini, hırpalanmasını istemiyorum. Yani bu şekilde siz de evlerinizde yaptığınızda bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, şu anda oldu sayılır bu. Böyle hafif sallayarak bardağımı çıkarttığımda burası diğer bardak için tamam oluyor. Buraya da böyle bir menekşem var arkadaşlar. Bu bir boy küçük saksı da. Bunu alacağım arkadaşlar buna. Bunları bayramdan sonra göndereceğim Allah izin verirse. Bunlar fitili sulamadaydı arkadaşlar. Bunların hepsi özel tür. Bu da çift kafalı, böyle çift yavrulu büyüyen menekşelerden. Ama çok güzel de balmı çiçekli. Çok harika çiçekleri olan bir tür. Çok sevdiğim türlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet, görebiliyor musunuz bilmem. Şöyle ismini çıkartalım. Bunların toprakları yeni değişti arkadaşlar. O yüzden zaten toprak değişimi yapmayacağım. Normalde evlerimizde de böyle saksı büyütme yaparsanız arkadaşlar, hiç topraklarını dökmeyin. Hele de bu yaz mevsiminde hiç topraklarını dökmeyin. Çünkü yaz mevsiminde biraz sakıncalı saksı değiştirmek arkadaşlar. Alttaki hafif küçük yapraklarını alıyorum. Bunun da tamam. Bu şekilde bırakıyorum zaten, bu tam kökler daha yeni değiştiği için tam oturmamış bile şeyde. Evet. Arkadaşlar.
saksıdaki menekşeleriniz arkadaşlar, çok sulamayın. Böyle üstten kuru gibi olur. Alttan ıslak olur. Ve bu ıslaklık da onu öldürür arkadaşlar. Köklerini çürütür. Çok fazla nemden gelişmez. O yüzden ağırlığına bakın. Yani ben şimdi alıştım şeylerine, yani elime aldım, sulu mu susuz mu, neye ihtiyacı var onu anlayabiliyorum arkadaşlar. Yani siz de evde saksılarınızı elinize alıp böyle ağırladığınızda suya ihtiyacı var mı? Suluyken mi tutun, susuzken mi tutun? Ona göre bir fikre varırsınız. Ona göre hareket edersiniz arkadaşlar. Ve çok su vermeyin yaz döneminde. Özellikle gece sulayın arkadaşlar. Çok az az su verin. Ve gece sulayın arkadaşlar. Şu anda bu tamam arkadaşlar. Bu şekilde saksı değişimimizi yaptık arkadaşlar. Saksı büyütmemizi. Yani bu şekilde yaparsanız çiçekleriniz de solmaz. Yani normal toprak değişimi bile yaptığınızda çok fazla topraklarını dökmenize gerek yok. Alttan hafif topraklarını döküp üstten devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir tane daha hazırlamıştım ben arkadaşlar. Yani çok fazla video vakit almasın diye. Çok da uzun süre sürdü mü sıkılıyor insanlar. Böyle bir menekşem var arkadaşlar. Bunu da buna alacağım. Bunları sipariş üstüne dikiyorum arkadaşlar. O yüzden saksılara, normalde saksıları almıyorum arkadaşlar. Kendi menekşelerim. Belki bir iki tanesi vardır saksıda. Diğerleri hep bu şekilde bardaklarda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, alttan hafif aldım tabanımdaki taşlı yeri. Bu şekilde elimle düzelterek tamamen oturmasını, toprağın yerleşmesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu şekilde. Siz de dikkatli bu şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Gayet güzel fazla böyle yaprakların toprakla temasını istemiyoruz. Gerçi fitili sulamada olmasa sıkıntı olmaz. Fitili sulamada biraz o sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çünkü devamlı toprak ıslak olduğu için olmuyor. Yapraklarda zedelenmeler oluyor. Evet arkadaşlar, bu kadar. Böyle vurun. Toprak yerleşsin. Bunlara şimdi su vermeyeceğim arkadaşlar. Toprakları zaten nemli bunların. Yerlerine alışsınlar. Gayet iyi durumdalar. Suları. O yüzden yarın belki birer kaşık su vereceğim etraflarından. Bir tarafından, bir tarafından. İki kaşık su. Fazla değil arkadaşlar. Yani şu anda havalar sıcak. Ona göre dikkatli olmak lazım. Bu şekilde arkadaşlar saksılarımızı hazırladık. Topraklarımızı değiştirdik. Saksı büyütmemizi yaptık. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Çiçekleri çok güzel. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevaplarım. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim.
Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.